Şeffaf Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Yine bir ilkle karşınızdayım. Su böreği yufkasını buzlukta istediğiniz kadar yapıp saklayabilmek için güzel bir tarif çektim. Çok sordunuz. Normal yufkalarla biliyorsunuz size birçok yufka tarifi çektim. Yaş yufkalar yaptım. Peki su böreğini nasıl yapacağız diye. Bunu ben de bilmiyordum. Öncelikle bir kendim tecrübe ettim. Nasıl yaparım? Pişirirsen yırtılır mı? E, pişirmeden mi saklamalıyım gibi birçok denemeden sonra ortaya çıkan o eşsiz tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 tane kadar yumurtayla bir hamur yoğurdum. Bundan 40 adet yufka çıkıyor. Elbette hepinizin evinde olan malzemeyle olması için bugün tavada pişirdim yufkalarımı. Sacınız varsa daha da büyük olarak pişirebilirsiniz. Tepsilik yapabilirsiniz. Ben evimde olan en büyük tavayı da birlikte ocağın üzerinde pişirdim. İçine 150 mililitre kadar su ilave ettim. Biraz bazı insanlar hani içine asla su koymazlar işte su böreğine su girmez derler ama biz tavada bunları biraz kurutacağımız için içinde su olmalı. Bir çay bardağından birazcık daha fazla su ilave ettim azar azar ilave ettim. Tuzunu ve zeytinyağını da içine ilave ediyorum. Zeytinyağı hamurun esnek olmasını, yırtılmamasını, suyu attığınız zaman daha mukavemetli olmasını sağlar. Öncelikle sıvıları bir karıştırdım. Daha sonra içine ununu ilave ediyorum. Elbette ki un ölçüsünü her tarifte veriyorum ama yumurtaların büyüklüğü küçüklüğü ununuzun ne kadar özlü olduğuna kadar un miktarı muhakkak değişiklik gösterecektir daha çok videodaki kıvama dikkat edin. Çok sert değil, orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Hem açmamız kolay olsun hem de tavada kurutacağımız için çok sert bir hamur yoğurmamız ihtiyacımız yok. Ama çok yumuşak yoğursanız da şimdi göreceksiniz yufkaları açıp üst üste koyacağım. O şekilde çoğaltacağım birbirine yapışmaması için yine orta sertlikte bir hamura ihtiyacımız var. Ben hamurun kıvamını şöyle göstereyim. Yaklaşık 10 dakika boyunca hiç durmadan tezgahta böyle özleşene kadar hamur yoğurdum. 1 saat kadar daha dinlendirdim. Bir saatin sonunda dinlenen hamurum artık altın sarısı rengini almış yumurtalardan ötürü. Şöyle tezgahı alacağım. Küçük küçük bezeler yapacağım. Dediğim gibi ben yaklaşık 34 santimlik bir tavaya göre mutfak terazisi için olanlar için konuşuyorum 40 42 gram kadar bezeler hazırladım şöyle küçük bir mandalina kadar çok incecik açmayacağımız için su böreklik yufkaları Normalde ne yapıyorduk 35-30 gram 29 gram bile olabiliyordu normal yufkalarda fakat su böreklik yufkalar hem yumurtadan ötürü biraz daha ağır oluyor hem de biraz daha kalın açıyoruz. Şimdi bezeleri tekrar dinlendirmek lazım. Çünkü yumurta hamuru sıkar. Her ellediğinizde, her içine doğru katladığınızda açmanız zorlaşır. O yüzden beze halinde dinlendirmek önemli. Yarım saat kadar dinlenirse iyi olur. Vaktiniz yoksa 10 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Üzerine böyle nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirdim. Un ve nişasta karışımı işinizi kolaylaştıracaktır. Pişirirken üst üste koyduğunuz zaman birbirine yapışmamasını sağlayacaktır ee, içine koyacağınız nişasta. Ama sadece unla da açabilirsiniz elbette. Gördüğünüz gibi elimin ayasıyla yani avucumun içiyle bütün bezeleri kenarları incelicek şekilde bastırdım. Bu ilk bastırma önemli daha sonra küçük bir çay tabağı büyüklüğünde biraz daha büyük bir fincan tabağı büyüklüğünde açtım ve üst üste aralarına bol un koyarak koyacağım üst üste dizeceğim daha sonra merdane ile işimi çok kolaylaştıracağım çünkü 5 yufkayı aynı anda büyüteceğim 2 oklava darbesiyle de hamurlarım hazır hale gelecek İster 5'li yapın ister 6'lı yapın ister ben çok acemiyim 2-2 yapacağım deyin. Bu hamur açmak çok kolaydır çünkü yumurtalı hamurdur, kolay kolay yırtılmaz, mukavemetlidir. Hiç hamur, hiç hamur açmayı bilmiyorsanız dahi bu yufkaları çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Lütfen ilk yapanlardan yorum bekliyorum. Yani ben ilk defa hamur açtım ama ben bu yufkaları açtım yazın. Çünkü diğer insanlar için de çok büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır sizin ilk yaptığınız ve sizin yaptığınız yorumlar inanın benim burada saatlerce konuşmamdan çok daha değerli. Diğer yufka tariflerinde de olduğu gibi bütün yufkaları hazırlayıp sonra pişirmeye geçin. Çünkü pişirme e, esnasında çok kısa sürede pişecektir. E, bu sefer sizin için e, saniyede tuttuğum kaç saniyede bir tarafının piştiğini söyleyeceğim. Yufkalarımın inceliğini gösteriyorum. Bakın esnek. Ee, şöyle çok kalın değil ama çok ince değil. İncecik bir yufka gibi değil. Bütün yufkalarımı bu şekilde açtım. Hepsini üst üste koydum. Bir tanesi bile birbirine yapışmadı. Şöyle size üstlerden göstereyim. Kalınlığını göstereyim. Ortası ve kenarları aynı kalınlıkta oldu. Elinizin ayağısıyla ilk olarak e, bezeye basmanız o yüzden çok önemli. Bakın gördüğünüz gibi çok da güzel renkleri var. Böyle altın sarısı gibi. Şimdi artık tavamın üzerine tek tek alıp onları pişirebilirim. Pişirme tekniğimiz biliyorsunuz benim kanalımda ilk defa bunu gördünüz. Birçok kanal yufka tarifimin aynısını çekti. Elbette ki herkes çeksin. Diyenden de yazıyorsunuz bana Instagram'dan. Aynı sizin tarifinizi çekmiş diye çeksinler arkadaşlar. Yeter ki herkese ulaşsın. Herkes yapabilsin evinizin ekonomisine destek olun. Yani bilgi paylaştıkça güzeldir. Aa bazı kanallar var diyor ki yani ben şu kanaldan gördüm, Tuğba Hanım'dan gördüm diyor. O da bir onun bir inceliğidir. Herkes istediğini çekebilir. Benim kanalımda gördüğünüzün aynısını da çekebilirsiniz. Yeter ki birilerine faydamız olsun. Şimdi gördüğünüz gibi yufkaları pişirme tekniğimiz her zaman aynı. Bir yüzünü pişirmek için pişen tarafa taze yufkayı yapıştırıyorum. 14 saniye. 14 saniyede bir çevirdim. Çevirmeniz zorlaşınca artık diğer kenarı alıp diğer yufkayı tekrar sıfırdan başlayabilirsiniz. Çünkü yufkalar ağır olduğu için çevirmek biraz zorlaşıyor. Çok kısık da değil hocam. Orta hararette. Bu tavayı da çok soruyorsunuz. Pazarda satılıyor, internette satılıyor. Granit tava diye, gözleme tavası diye satılıyor. E, o şekilde de internetten ya da C malzemesi satan yerlerden temin edebilirsiniz. Bakın, ağırlaşan yufkamı kenara aldım. Tekrar sıfırdan başladım. Tüm yufkaların bu şekilde kısa sürede kolayca pişirdim. Yufkaları pişirdik. Banyolayacağız. Ne yapacağız? Bol tuzlu suda banyolayacağız. Yumurtalı bir hamurumuz var, makarna hamuru gibi bir hamurumuz var. Diğer yufkadan daha böyle koruyucu isteyen bir yufkamız var. O yüzden içine bol tuz attım. Yufkacılarda gördüğüm bir teknik bu. Normal yufkayı da tuzlu suya bastırırlarmış. Tuzlu suyumu hazırladım. Şimdi artık yufkaları kısa sürede içine sokup hemen çıkartın. Pamuklu bir bezin üzerine koyun. Ben koymadan önce şöyle diğer yufkalarla üzerinden bir suyunu aldırdım. Aldırsanız da olur, aldırmasanız da olur. En fazla sofra beziniz ıslanır. Ee, yaklaşık bir dört dakikada bütün suyu çekmiş oluyor. Bir alt üst yapacağız, onu da göstereceğiz. Bütün yufkaları bu şekilde ısladım. Şimdi dedim ki acaba ıslamasam, bunları rulo rulo yapsam da buzluğa koysam öyle daha mı iyi olur dedim. Daha sonra düşündüm ki bunları eğer rulo rulo yaparsanız buzlukta bir şey üzerine düşse kırılır, kırılabilir. O yüzden onları yumuşatmak, taze yufka gibi yumuşatmak hem çözülürken bizim işimizi kolaylaştıracak, hem de buzlukta saklarken nasıl poşet dediğimde yine göstereceğim, bütün yufkaları ıslatıp sofra bezinin üzerine tek tek seriyorum. İlk etapta birbirlerinin üzerine gelmesinler çünkü hafif yapışabiliyorlar. İlk önce şöyle bir iki dakika ayrı olarak bütün suyu çeksinler. Daha sonra birbirinin üzerine koysanız da yapışmaz zaten. Su böreklik yufkalarımı gördüğünüz gibi biraz böyle yerlerinden oynatarak alt üst yaparak havalandırarak bütün suyu tamamen çekmesini sağlıyorum yaklaşık 4 dakika sonra bütün yufkalar artık bu hale geliyorlar. Üzerinde damla su kalmıyor, esnek, yumuşak ve çok güzel mukavemetli bir hamur haline geliyor. Onları üst üste alacağım. Daha sonra poşetleyeceğim, Buzluğa atacağım. İstediğiniz zaman tek tek çıkartın. Kaç adet ihtiyacınız varsa kolayca çıkartın ve haşlayarak börek haline getirin. Şimdi ben size kısaca bir e, tavada ocağın üzerinde nasıl hazırlayacağınızı da göstereceğim. Öncelikle bunları şu muazzam yufkalarımı bir paketleyip buzluğa göndereyim. Kenara ayırdıklarımdan da size bir tava böreği çıkartacağım. Bir tava su böreği çıkartacağım. İster fırında ister ocakta su böreği yufkasını su böreğini nasıl pişirmeyi seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Hiç diğer yufkadan su böreği yufkasından taze açılmıştan bir farkı yoktur tek farkı sizin işinizi çok fazla kolaylaştıracağı. Poşetlemeyi tamamladım. İçinden bütün havalarını da çıkardım. Artık onları buzluğa gönderebilirim. 40 adet yufka çıktı bu hamurdan bu bu, bu evatlardan. Şimdi gelelim e, çözülen yufkaları nasıl haşladığımıza. Suyumu bol tuzla birlikte kaynattım. İçine yufkaları çözülen yufkaları atıyorum ve soğuk suyla şoklayıp e, böyle bir makarna süzgecinin üzerinde tüm suyunu aldırıyorum. Şimdi biraz tavada pişirdiğimizden ötürü müdür, nedir? hiçbir bir tanesi bile yırtılmadı. Yani o kadar şahane oldu ki taze su yufkasından bence daha güzel oldu. Yaptığınız zaman bana hak, hak vereceksiniz. Biraz lezzetlenmiş o böyle hani tavanın o kızgınlığını görünce hani şehriye kavurduğunuz zaman daha lezzetli olur ya. O mantık sanki. Çok daha lezzetli olduğuna emin olun. Bir de hani ilk defa yapıyorum benim yufkalarım yırtılıyor, ben çok mu diyorum diyenler için tam bir bitirim yufka. Dediğim gibi bir tane bile yırtılmadı. Çok kısa sürede haşlandı. Yaklaşık 25-30 saniye kadar haşladım. Sürekli olarak soğuk suyumu değiştirdim. Buz gibi soğuk suyunun içine atmak sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Ve birbirine asla yapışmadı. İçinde biliyorsunuz hamurun zeytinyağı var. Şimdi tavaya onları kolayca döşemeyi göstereceğim. Tavanız ya da tepsiye koyacağın, fırına koyacağınız tepsiniz olsun. En alt tabakayı haşlanmış yufka değil, haşlanmamış yufka ile bir kaplamanız lazım. Hatta bazen baklavalık yufka da koyuyorlar. O da çok güzel oluyor. Hazır baklavalık yufkayı altına döşüyorsunuz. Üzerine hazırladığınız su böreklik yufkaları diziyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Bu 26 santimlik bir tava. 2 tane haşlanmamış yufka ile altına taban oluşturdum. Üzerine bol tereyağı. Sonra bir kat e, haşlanmış su böreği yufkası. Tekrar tereyağı. 3 tane bu şekilde alt tabanını haşlanmış yufka serdikten sonra iç harcını arasına koyacağım. Tek kat koyacağım. Dilerseniz büzüş büzüş yapmamak için yufkayı ortadan yırtıp bu şekilde de bir sağlı bir sollu koyabilirsiniz. Böyle içini biraz kaşar rendelerseniz peynirin daha güzel olur, daha lezzetli olur. Böyle uzayan bir kıvamı olur. Ve peynirin 3 kat altına haşlanmış yufka 3 katta üstüne haşlanmış yufka 2 tane de kapakla birlikte toplam 8 adet yufkadan bir tepsi börek hazırladım bir tava börek hazırladım ocağı alacağım orta hararetten biraz daha düşük ısıda yaklaşık şöyle bir 15-20 dakika bir tarafını 10 dakikada bir tarafını kızartacağım kapaksız pişirin bütün buharı dışarıya çıksın arakatları çok daha güzel olacaktır iç asla hamurlaşmaz altını şöyle çeviriyorum. Bakın altının ateşinde görün. Ve bol tereyağı eşliğinde şöyle bir döndürün. Muazzam oluyor. Yani ben fırından daha çok seviyorum şu ocakta yapılan su böreğini ki gerçeği de budur. Ocağın üzerinde yaparlar. Şimdi şöyle bir alacağım, e, keseceğim, ara katlarını göstereceğim. Bir tane katı, bir tane katına yapışmayan, her tarafı eşit açılan nefis su böreklerim hazır. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz sahura, hatta yemeğiniz yoksa akşam yemeğine hazırlayın. Dolabınızdan çıkartın, 5 dakikada haşlayın. Dilerseniz tavada dondurun. Tavada da hazırlayıp dondurabilirsiniz. Çıkartıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Çok kalın olmayan, içi çok çabuk pişen, Nefis su böreğim artık hazır. Şu ara katlarını size göstermeye çalışıyorum. Bakın enfes olmuşlar. Yerken de o hazzı alıyorsunuz. Su böreği yufkası istediğiniz yaptım. Baklavalık böreklik yufkalar hazırladım. Kanalımda yufka namına bulamayacağınız yufka tarifi, hiçbir yerde görmeyeceğiniz yufka tarifleri dolu. Pastası böreği, turşusu taranası, tatlısı yemeği her türden tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olup artık 1 milyonu geçen ailemize sizler de katılabilirsiniz. En yeni tariflerde sizler de haberiniz olabilir. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.